Merhabalar sevgili Business Channel izleyicileri. Evet, Hayata Değer Katanlar adlı programımız tam gayretiyle devam ediyor. Evet, yine yakından tanıyacağınız bir konuğumuz var ekranlarda. Yine geçen programda birlikteydik geçen hafta. O kadar işlemiş ki kendisini, o kadar işlem görmüş ki bir programa değil, iki programa değil, beş programa dahi sığdıramayacağız hakikaten. Çünkü yazdığı kitap başlı başına bir olay mı desem, handikap mı desem, bilmiyorum bu programdan sonra neler olacak, birlikte takip edeceğiz hakikaten. Evet, Hacı Can Polat yine bizlerle birlikte enteresan olaylar paylaşacak bizimle. Belki hiç duymadığımız, belki ortalığı birbirine karıştıracak, belki kasıp kavuracak, bilmiyorum, artık sizlerin takdirine kalmış. Birlikte şahit olacağız. Evet Sayın Hacı Can Polat, tekrardan hoş geldiniz, şeref Teşekkür verdiniz ederim. Hoş efendim. bulduk. O şeref bize ait efendim. Teşekkür ederim. İyisiniz umarım. Valla geçiyor günler. İşte uğraşıp Değil mi? duruyoruz. Evet, çalışmayla, Çok gayretle şükür. geçiyor. Evet. Hele de sizin gibi biri için alın teriyle, terlemeyle geçiyordur. Evet. Evet. Yani koşturmaca hayat. Kesinlikle. Ciddi bir kitap söz konusu. Kitabın piyasayla buluşmasının süreci var mı? Ne kadar bir süreçte buluşacak Şu piyasayla? anda editörde sanıyorum bir hafta gibi bir veya 10 gün gibi bir süre içerisinde yayınlanmış olur diye Evet, düşünüyorum. piyasayla Öyle buluşacak. düşünüyorum. Evet. Kitabımızın adından biraz bahseder miyiz? Tabii ki. Kitabın adı Paralel Tekerrür. Zaten kendisinden de anlaşılacağı gibi paralel olayların tarihte tekerrüründen meydana gelmiş olan bir isim. Evet. Bu da demek oluyor ki konuşulacak çok ama çok derin konular işleyeceğiz. Evet, yani aslında halkımız tarih açısından, tarih hafızası açısından biraz zayıf. Benim yaptığım araştırmalara göre, şimdi 1873 ile 1910 arasındaki bölümleri araştırdığımda günümüzdeki 1996 ile hatta 94'te başlıyor aslında ama ben 96 diyeyim. 96 ile 2017 arasındaki olan olaylar kronolojik olarak incelendiğinde aktörler farklı. Efendime söylediğim olayların yapılış biçimi farklı ama oynanan oyunlar tamamı birebir aynı. Hiç değişmiyor. Aynı. Sadece Aynı. oyuncular değişiyor. Yani oyuncular değişiyor. Şimdi bizim öncelikle Abdülhamit Han'ın bir sözünü söylemek istiyorum. Yabancı ülkeler diyor kendi adamlarını 1880'de söylüyor bunu. Hatta 1882'de söylüyor. Yabancı ülkeler kendi işlerine yarayacak olan adamları vezir seviyesine, serasker seviyesine, nazır seviyesine kadar yükseltebiliyorlarsa bu ülke diyor güvenlik içerisinde olamaz diyor. Yani bizim istihbaratımızdan bahsediyor ve kendine ait bir istihbarat teşkilatı. Sadece direkt kendisine bağlı olan bir istihbarat teşkilatı kuruyor. Bir birim kuruyor. Yani Yıldız İstihbarat Teşkilatı. Bundan çok fazla bahsedilmiyor aslında. Bu devletin temel yapısını oluşturan ana birimi yani bir ülke istihbarat olmadan yönetilemez. Söz konusu olamaz. Günümüzde ise aynı şekilde 2008 yılına kadar bu bizim istihbaratımız bağımsız değildi. Yani yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Neden bağımsız değildi? İsim vermeyeceğim. Gerçi bu her yerde var da bulunabilecek bir şey ama ben yine de isim vermek istemiyorum. Bizim MİT müsteşarlığımızı yapan bir şahıs şu cümleyi kullanıyor. Ben MİT müsteşarlığı yapmadım. Ben CIA'in Türkiye Bölge Müdürlüğünü yaptım. Şube Müdürlüğünü yaptım diyor daha doğrusu. İşte şimdi bizim 1882'de ülkenin aslında bitmiş olan bir ülkenin tekrardan toparlanmasına vesile olan Abdülhamit Han'ın o devirdeki kurmuş olduğu Yıldız İstihbarat Teşkilatı'dır. Bugünkü
Cumhurbaşkanımıza bu kadar saldırılmasının, bu kadar darbe yapılmaya çalışılmasının, onu indirmeye çalışmanın da ana sebebi aslında onların elinde olan istihbaratın kendi ellerinden çıkmış olması. Sebeplerden bir tanesi bu. Kitabımda da bu konuyu zaten bir başlık halinde işliyoruz. Evet, gözüme çarpmıştı. Bir göz atabildim. Evet. Tamamını okuyamadım ama şu an elimde kitap. Devam Abdülhamit ediyorum. Abdülhamit Han düşmanlarımın diyor jurnalcilik yaparak kötülediği konu budur diyor. Yabancılar kendi adamlarını eskiden mesela amcasını öldüren 5 tane kişiye baktığımız zaman hani darbe yapan cuntacılara baktığımız zaman Abdülaziz Han'a o mazlum padişaha darbe yapanlara baktığımız zaman o günün en üst devlet makamında olan kişiler bugün Rüştü Paşa yani sadrazam, başbakan yani başbakanlıktan daha öteye gidemezsin bu ülkede. Yani, evet, başbakanlıktan daha öteye yani padişah olamayacağına göre Osmanlı soyundan gelmediğine göre yani seni daha ileri bir makam sana verilmesi mümkün değil. Ondan sonra Genelkurmay Başkanı yani Serasker kim? Evet. Hüseyin Avni Paşa. Hı hı. Şimdi ne istiyorsun Hüseyin Avni Paşa? Yani sen zaten Genelkurmay Başkanısın ve askersin. Bundan daha ileri sana verilecek bir makam yok. Öbürüne bakıyor işte Şeyhülislam olayın içerisinde. Efendime söyleyeyim Mithat Paşa olayın içerisinde. Ama merak ediyoruz tabii ki. Diyoruz ki sebebi nedir? Yani size verilecek daha yüksek bir makam yok. Zaten bütün en üst düzey makamları, kabineyi, bakanlık kabinesini paylaşmışsınız. Ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Memnun olmadığınız nedir? Memnun olmadıkları şu. Aslında çok enteresan bir sözü var. Bu Mithat Paşa'nın. Diyor ki, bu ülkeyi adam etmek için onu Hristiyanlaştırmaktan başka çare yoktur. Oo. Evet evet. Bu ülkeyi adam edebilmek için onu Hristiyanlaştırmaktan başka çare yoktur. Kurtuluşu için diyor. Ben adam etme tabirini ben kullanıyorum. Bu ülkenin kurtuluşu için diyor. Ya ne demek bu ülkeyi kimden kurtaracağız biz? Yani insanlara kendi milletinden yani kendi nefsinden küfürle iştigaldir bu. Yani bunu söylemek küfürdür. Yani evet. İslam dininden çıkmak zorunda. Kimden kurtaracak? Yani kendi milletinden, kendi özünden mi kurtarmak? Hayır, işin enteresan tarafı kendinden kurtarmak. Çünkü Hüseyin Avni Paşa'yla Mithat Paşa zaten ülkeyi yöneten kişi. Yani Rüştü Paşa'yla beraber. Ülkeyi zaten bunlar yönetiyor. Bu lafı söylemek makamında olan kişiler mi bunlar? Yani. Sorumluluk makamı bu mudur? Tıpkı az önce yani geçen programda bahsettiğim gibi Süleyman Demirel'e bir üniversitede eleştiri yönetiyor öğrencinin bir tanesi. Diyor ki işte Amerika'nın diyor neden bu kadar buyruklarla biz boyun eğiyoruz? Neden diyor eleştirmiyorsunuz? O da diyor ki evladım diyor Amerika ile kavga etmek istiyorsan buyur. Şimdi bu sözün altında ben Amerika'dan korkuyorum. Ben Amerika'ya karşı herhangi bir şeyde bulunamam. Onlar ne isterse bunu yapmak zorundayım. Evet, diyor. O çıkıyor yani. Bu çıkıyor yani. Bu çıkıyor. Peki o zaman merak ediyorum. Bugün bizim şu anki Cumhurbaşkanımız bir programa çıktığı zaman ya da bir yerde konuşma yaptığı zaman ya da uluslararası bir platformda konuşma yaptığı zaman yer yerinden oynuyor. Liderler girecek delik arıyorlar. Cumhuriyet tarihi boyunca böyle bir olay olmadı. Hiç kimse kalkıp da yani kimsenin gerçekten ben görmedim. Bırakın yani one minute demeyi, siz katilsiniz demeyi. İnsanlar İsrail hakkında bir tek kelime bile, insanlar dediğim yönetim kadrosundan bahsediyorum tabii. Bu ülkenin yönetim kadrosundan bahsediyorum. Evet. Çok enteresan bir durum. Yani dünyanın göz önünde kalkıp da siz katilsiniz, çocukları öldürüyorsunuz. Seyircilere siz neyi alkışlıyorsunuz? Denilemiyor. Siz bunun yapmış olduğu bu dehşete, vahşete ortak oluyorsunuz diyor. Dünyanın önünde bunu söylüyor. Ve işte onlarca suikast, onlarca yıpratma, değersizleştirme politikaları hiçbir işe yaramadı Allah'ın izniyle.
Allah yardım ediyor. Sanki çevresinde 50 tane evliya var ve kendisini koruyor. Çok samimi söylüyorum. Yani bugün 2006'da arabasına yapılan suikastı düşünecek olursak, uydudan araba kilitleniyor. Orada hastaneden kendisinden başka kimse yok ve içinde gaz veriliyor. Suikast. 60 saniye daha kalsa ölecek. O çevrede balyoz bulmak o anda çok mu zor? Hayır, çok zor. Gerçekten çok zor. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani orada bir balyoz olmasa, bulunmasa bir de cam kurşun geçirmez. Bir de Cumhurbaşkanı'nın olduğu bir arabaya kurşun sıkamazsın yani. Orada gidip hastaneden, açılışı yapılacak olan bir hastaneden hemen 60 saniye sürmeden 25-30 saniyede bir balyozla cam kırılıyor ve Cumhurbaşkanımızın hayatı kurtuluyor burada. Bakın. Aynı şekilde bahsetmiştim. 1905'teki Abdülhamit Han'a yapılan bombalı saldırı. Şimdi biz başa dönecek olursak, hani Mithat Paşa ne istiyor ya da o insanlar ne istiyor dedik. Ne istiyorlar? Bu insanlar 5. Murat'ı tahta çıkartmak istiyorlar. Sebep ne? Sebep şu. 1970'li yıllarda 5. Murat şehzade olduğu dönemde Abdülhamit Han'la beraber amcası Abdülaziz Avrupa seferine çıktığında bunları yanında götürüyor beraber. İngiltere'de bunlar İskoç Riti locasına 7. Edward Mason locasının üyesi. 5. Murat'ı da orada sevdikleri için yakışıklı böyle aslan gibi bir delikanlı götürüyor ya kaydediyor. Çünkü kız kardeşiyle ilişkisi olmasını istiyor. Ve hatta o dönemde bir söylenti çıktı. Evlendirelim bunları falan diye İngiltere Kraliçesi'nin böyle bir aralarında diyalog geçiyor. Ama Abdülaziz Han müsaade etmiyor buna. Hayır diyor, ben kabul etmem diyor. Onlar kaleyi içten fethetme derdinde. Aynen öyle. Hani 5. Murat'ın mason olmasının altında da şu sebep yatıyor. Yani diyor ki nasıl olsa diyor İngiltere, hani kendime bir güvence olarak İngiltere'yi alırım arkama. Dünyanın en güçlü devleti. Ve diyor Osmanlı'daki bu işte bu paşalar efendime söyleyeyim vesaire kişilerden gelen içeriden gelen İttihat ve Terakki'nin ve genç Osmanlıların yapmış olduğu baskıyı yok ederim diye düşünüyor yani. Anlıyorum. Şimdi kısa pratik konuşmak istiyorum ben. Geçmişteki yapılandırma ile anlattıklarınızla şimdiki zamanı nasıl denkleştiriyorsunuz? Yani değişen bir şey yok aslında. Bakın şöyle. Şimdi 1876'da Abdülaziz Han hangi gerekçeyle tahttan indiriliyor? Diyorlar ki biz meşrutiyeti ilan edeceğiz ve cinnet geçiriyor diyorlar. Cinnet geçirme iddiasıyla halk fetvası yazılıyor Şeyhülislam tarafından. Sahte bir fetvadır. Sonra tahta 5. Murat'ı çıkarıyorlar. 5. Murat Mason. Aslında Masonların istediği böyle şey falan değil. Hani meşrutiyeti ilan edelim, genel seçim olsun falan filan, bunlar boş. Geliyor 5. Murat, tahta çıkarıyorlar. 5. Murat efendime söyleyeyim 6 ay tahta kalıyor. 3 ay sağlam olarak kalıyor bunun. Peki madem anayasa hazır, her şey hazır, neden ilan etmediniz? Neden meşrutiyeti ilan etmediniz? Siz istediğiniz padişahı çıkardınız. Çünkü ana sebep bu değil. Ana sebep dünyayı yönetmeye çalışan masonların bir Osmanlı padişahının mason olmasını istedikleri için. Ama takdir-i ilahi. Bütün zaten ezelden takdir-i beri ilahi nedir, biliyor bu değil miydi ki? Abdülaziz Han'a cinnet geçirdiği gerekçesiyle tahttan indiriyorlar ya. Kendi çıkartmış oldukları yandaşları 5. Murat, mason olan 5. Murat da cinnet geçiriyor Allah-u Teala tarafından. O dert ona veriliyor gerçekten ve cinnet geçirdiği için, akli dengesini kaybettiği için. Gerçek oluyor ama kendi aleyhine. Evet, kendi aleyhine. Yani takdir-i ilahi bu olsa gerek. Evet. Şeye geldiğimiz zaman, bugün de aynı. 1996'da başlayan bir 28 Şubat süreci var biliyorsunuz. Sayın Erbakan'ın merhum Allah rahmet eylesin iktidardayken Tansu Çiller'le iktidar yapıyorlar. Koalisyon yapıyorlar. Ve bu koalisyon kendi aralarında anlaşmışlar. Ama mason yok işlerinde. 5. Murad'ın mason olduğu için tahta çıkarıldığı gibi
seçilmiş bir iktidarı değil. 28 Şubat sürecinde Tansu Çiller'in bütün milletvekillerinin neredeyse yarısı istifa ettiriliyor. Genelkurmay tankları yürütüyor. Ve ortaya çıkan tabloda azınlığa düşüyor. Yani Genelkurmay'da yapılan briefinglerle, masonların yapmış olduğu toplantılarla, yıpratma politikalarıyla tahttan indirildiği gibi Abdülaziz Han'ın, Erbakan Hoca da iktidardan aşağı indiriliyor. Yerine kim geçiyor? Mesut Yılmaz. Mesut Yılmaz masondur. 1876'da olan olay 1996'da 97'de aynen gerçekleşiyor. Bakın. Yani üçüncü parti olan sadece bir insana yani, şeye getiriyorlar. Yani kişiler değişiyor. İşin özüne inersek sadece roller oyuncular değişiyor. Evet, oyunlar aynı. Senaryo aynı, sistem aynı, aynen. Her şey aynı, aynen. Strateji aynı. Örneğin, sadece oyuncular değişiyor. 1889 yılında Ahmet Rıza adında bir şahıs bir sergiyi gezmek bahanesiyle şeye gidiyor. Konu başlıklarımızdan bir tanesi bu. Paralel olan başlıklardan bir tanesi bu. Evet, benim dokunmak istediğim, gidiyor. Soru olarak yöneltmek istediğim. Ahmet Rıza Fransa'ya gidiyor. Fransa'da bütün İttihat ve Terakkicileri başına topluyor. Ve bir gazete çıkartıyor, Meşveret diye. Meşveret, şura demektir yani, şuralı yönetim. Zaten o anlama geldiği için. Hı hı. Osmanlı aleyhine yıllarca yazılar yazıyor. Ve zaten masonluğun merkezi Fransa olduğundan dolayı oradaki bütün imkanlar onun için seferber ediliyor. Hatta Abdülhamid Han bunları, İttihat ve Terakkicileri affettiğinden dolayı af çıkartıyor. Kendi Yıldız İstihbaratı'nın başına, Ahmet Paşa'ya diyor ki sen diyor git işte bunlarla görüş, ikna et bunları, al gel. Birçoğu da geliyor zaten. Gidiyor diyor ki işte siz diyor bu şeylerinizden vazgeçin. Abdülhamid Han da sizi affedecek. Birçoğu kabul ediyor, geliyor. Ama Ahmet Rıza gelmiyor. Ahmet Rıza ne zaman geliyor? Ahmet Rıza darbe yapıldığında, yani 1908 yılında meşrutiyet ilan edildiğinde gelip meclisin başına geçiyor. O anda tabii Abdülhamid Han'ın elinden zaten her şey gitmiş de orada artık pasifize edilmiş bir padişah gibi duruyor. Ve o bir yıllık süreci de yine darbe yapmak için kullanılıyor. 31 Mart vakası dediğimiz olay. 31 Mart vakasından sonra da zaten Abdülhamid Han'a darbe yapılıyor Selanik'ten hareket ordusu gelerek. Günümüzde ne oluyor? 16 Nisan 1999'da Fethullah Gülen Amerika'ya gidiyor. Yapılan bütün çağrılara rağmen gelmiyor. Bütün dostane, bütün efendime söyleyeyim başbakanımız çağırıyor, cumhurbaşkanımız çağırıyor, işte gelsin affedeceğiz, davalar düşürülüyor falan. Hayır, gelmiyor. Peki neden gelmiyor? Giderken sağlık sorunlarını bahane etmişti. Hı hı. Eğer ortada bir dürüstlük varsa, gerçekten onun için gitmişse, bunların arasında çok büyük bir benzerlik var. Ahmet Rıza ile Fethullah Gülen. Yani onun da zaten bir gazetesi vardı bütün dünyada çıkan. Benim hemen kafamda yanan bir ampul belirdi, bir ışık belirdi. Aynı şekilde o da Amerika'dan buradaki ordu içerisindeki, yani Ahmet Rıza'nın yapmış olduğu hareketin aynısını birebir yapıyor. Ve o zamanlar İngiltere ve Almanya bu İttihat ve Terakkicileri desteklerken, burada da Opus Dei, MON, CIA, bunlar CIA bunları destekliyor ve FETÖ'yü destekliyor. FETÖ Müslüman bir örgütse ya da Müslüman bir çalışma yapıyorsa, zaten aklı olan birazcık düşünen bir insan bunların İslamiyet'e hizmet etmediğini çok basit bir şekilde anlayabilir. Bunlar İslamiyet'in içerisindeki bir şeyi çıkartıyorlar. Nedir? Cihat. Cihadı çıkartıp mücadele demektir cihat. Onu çıkartıp ılımlı İslam'ı getiriyorlar. Ilımlı İslam ne demekse? Yani içi boşaltılmış, her şeye hoşgörüyle yaklaşan bir İslam. Ve neticede her şeyi bunlara da verildiği halde, ne istediğimizi de vermedik diyor mesela Cumhurbaşkanımız geçmişte. Yani bu ihanetin sebebi nedir? Bunun bir sebebi olamaz. Sizin bu ülkeye ihanet etmenizin bir sebebi olamaz. Onlar çünkü, zaten sebep aramıyor. Ha yani. Yapmak işte buradaki olay, yapmak istedikleri zaten oydu. Ülkeyi yani. 5. Murad'ı tahta çıkartan zihniyet, aynı şekilde Ahmet Rıza'ya darbe yaptıran, destek olan zihniyet,
Bugün de o zamanlar 31 Mart vakasıydı. Bu şu günümüzde 17-25 Aralık darbe planları. Sökmedi. Allah tarafından engelleniyor. Yani Cumhurbaşkanımızın, Sayın Erdoğan'ın ameliyata gireceği sırada aklına gelip de ben burada bir aileye söz vermiştim. Şuraya, şu sokağa dön, ameliyat bir saat beklesin demese değil mi? Bunlar başarılı olacaklar. Evet. Evet. Yine aynı şekilde 15 Temmuz darbe planı. Birebir aynı. Değişen hiçbir şey yok iki olay arasında. Evet. Maalesef. Darbeyi de içine alacak olursak zaten dediğim gibi bunlar için herhangi bir neden, sebep söz konusu değil. Zaten evet. Ezelden beri kuyruk acıları vardı. Ha şunu da çok iyi biliyorlar. Kesinlikle. Türk'ün üzerine topla tüfekle gelinemeyeceğini çok iyi biliyorlar. Doğru mu? Bunlar tek ancak böyle sinsi oyunlarla. Kendi adamlarıyla yönetmek bu ülkeyi. Aynen. Kendi insanlarıyla, kendi adamlarıyla. Yani bu bizim içerimize sinmiş olan Türkiye'de hani benim de burada söyleyemeyeceğim. Ya da kimsenin şey yapmayacağı bazı aileler var bu ülkenin elit tabakasında bulunan. Evet. Bunlar bir bakıyorsunuz bir tanesi CHP'nin içerisinde. Aynı ailenin fertleri. Bir tanesi MHP'de, bir tanesi bakıyorsunuz AK Parti'de evet, vesaire. Şimdi Can Polat, Sayın Can Polat, hızlı bir şekilde toparlayalım. Programımızın da sonuna geldik. Kitabımızda yer verdiğiniz konular gerçekten olması gereken, bilmemiz gereken, duymamız gereken şeylerdir. Bu halkın bunları bilmesi gerekiyor. Ne evet, olduğunu bilmesi gerekiyor orada gerçekten. Orada bahsettiğiniz tarihteki gerçek kahramanlar diye evet. bahsetmişsiniz. Bu gerçek kahramanları başka bir programda yine işlemek istiyorum ben sizinle. Gerçek kahramanları belki de adı hiç duymadığımız, belki de hiç çok az insan duydu. Çok az insanın bildiği. Hain olanların tamamı reklamı yapılıyor. Ben bunu anlamıyorum. Bakın Mithat Paşa haindir, vatan hainidir. Ha, bu size göre, sizin düşünceniz ve sizin kitabınız. Bu neye göredir? İşte evrensel olarak bunu başka bir program eşliğinde inşallah anladım. Daha derin, daha ciddi, daha detaylı işleyeceğiz. Çünkü sizin kitabınızı işlemek adına, sizin kitabınızı lanse etmek adına başta da söylediğim gibi bir değil, beş program daha yetmeyecek. Başka bir programda tekrar buluşmak dileğiyle ayağınıza sağlık çok diyorum teşekkür efendim. Efendim. İyi ki geldiniz. Sağ olun, sefalar getirdiniz. Evet, bir Hayata Değer Katanlar adlı programımızın bir daha sonuna geldik sevgili izleyiciler. Buluşmak dileğiyle. Esen kalın.